Türkiye'nin ilk hava meydanı 1912 yılında İstanbul Yeşilköy'de askere hizmet etmek amacıyla açılır. Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle 700 metre genişliğinde ve 1500 metre uzunluğunda çimle kaplı bir alana kurulan havalimanının 16'şar metre yüksekliğinde iki hangarı bulunur. 1940'lı yılların başında Nuri Demirağ Yeşilköy'de şu anda Atatürk Havalimanı olarak kullanılan Elmas Paşa Çiftliği'ni satın alarak 1559 dönümlük geniş arazi üzerinde uçuş okulu ve uçak fabrikası kurar. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası ve okulunun kapanmasından sonra Yeşilköy'deki tesisler mevcut meydanın büyütülüp uluslararası havaalanı yapılması için 1944 yılında istimlak edilir. 1949'da başlanan inşaat 4 yıl sonra tamamlanır. 06-24 pistine, taksi yollarına, 10.000 metrekarelik modern yolcu terminaline ve bakım hangarlarına sahip olan meydan, Yeşilköy Havalimanı adıyla 1 Ağustos 1953'te hizmete başlar. Yeşilköy, 1985 yılında kavuştuğu modern görünümüyle Atatürk Havalimanı adını alır.